Evet arkadaşlar, biz İsveç olarak NATO'nun bir parçası olacağımız için şimdiden çok mutlu ve heyecanlıyız. Güçlerimizi birleştirmek hepimizin faydasına olacaktır, öyle değil mi? Tabii canım, sen hem terör örgütlerine destek verip içinde barındıracaksın, hem de birlikten bahsedeceksin. Ne güzel dünya be! Yoksa NATO üyeliği falan. Kalk lan masadan. Yahu çok detaya inersek burada günahsız kimseyi bulamayız. Herkesin bir kusuru vardır illaki. Ulan kusur dediğin şey terör be. Şerefsizlerle hiç sıkışmam ben. Bu toplantı bitmiştir. Dur canım, hemen öyle kestirip atmayalım. Sen İsveç'e NATO vizesini ver. Ben de sana F-16 savaş uçakları konusunda kolaylık sağlayayım, olmaz mı? Al gülüm ver gülüm yani. Sonunda mantıklı konuşan birisi çıktı ya. Birliğimizi büyütmek hepimizin yararına. Türkiye kendine gel lütfen. Hep bir zorluk çıkarıyorsun ya. Bir kere de şartsız şurtsuz tamam de be kardeşim. Sokarım size de çifte standartlarınıza da mı artık ha? Avrupa Birliği için yıllardır götümüzü yırttık. O zaman hiç birliği büyütmek aklınıza gelmiyordu. Şimdi İsveç NATO'ya girerken mi böyle oldu? Oho, adamın açtığı konulara bak. İkisi aynı şey mi canım? Şu işi bir halledelim, onu konuşuruz. Yok öyle ya ama. Siz bana Avrupa Birliği'nin kapılarını aralayın. Ben de İsveç'e NATO yolunu açayım. Herkes memnun kalsın. Öyle değil mi Amerika? Ne diyordun? Al gülüm ver gülüm yani. Sen şurayı bir imzala. Avrupa Birliği'nin kapıları sana açık ya. Sen rahat ol. Bizde söz senettir. İyi bakalım. Madem söz verdiniz, o zaman ben de seni NATO'ya aldım gitti. Hadi hayırlı olsun. Neler yaptınız bakalım? Reddedilince İsveç'in suratının halini görmeyi çok isterdim. reddetmedik ya. Onlar bize Avrupa Birliği'ne girmemiz için söz verdi. Biz de NATO'ya girmelerine onay verdik. İmzaları bile attık. Çok güzel bir anlaşma oldu yani. Peki Avrupa Birliği'ne girmemiz için sözleşme maddesi nerede? Her şeyde anlaştık. Sözleşmeyi haftaya hazırlıyoruz. İsveç nerede? NATO'da. Avrupa Birliği maddesi nerede? Haftaya ekleyeceğiz. Ulan biz senelerdir bu çakalların tezgahına gelmeyelim. Bu şerefsizlere boyun eğmeyelim diye savaş uçağımızı bile kendimiz üretmiyor muyuz? Şimdi ne diye ortada imza yokken adamların bir sözüne inanıp İsveç'i NATO'ya aldırıyorsun? İyi de efendim. Sonuçta bütün dünyanın gözünün önünde konuşuldu her şey, öyle değil mi? Değil. Ha bugün ha yarın diye diye oyalayabildikleri kadar oyalayıp her şeyi unutturacaklar. O zaman NATO Türkiye gibi güçlü bir müttefikini kaybeder. Bizi kaybetmeyi göze alamazlar. Umarım dediğin gibi olur da iş oralara kadar gelmez. Yoksa sonuçları herkes için çok ağır olur. Oh be! Türkiye ikna olmayacak diye bir an korkudan altıma sıçtım. Ama sonunda yeşil ışık yaktılar. Rahat ol. Ben başından beri emindim zaten. Biraz gazlarını almak gerekiyordu, o kadar. Orası öyle tabii. Ama adamlar çok inatçı. Acaba Avrupa Birliği konusunda yalan söylediğimizi öğrendiklerinde nasıl tepki verecekler? Çok merak ediyorum. NATO'dan bile çıkabilirler. Yok hep. Türkiye NATO'dan ayrılırsa güvenlik, bölgesel ilişkiler, ekonomi, diplomasi, savunma ve daha bir sürü alanda hayvan gibi zorluklarla karşılaşır. Bu riski alamazlar. Doğru söylüyorsun. Bir süre trip atarlar, söylenirler. Sonra tarih tekerrür eder, her şeyi unuturlar. Biz yine yalandan desteğimizi açıklarız. Elimizden geleni yaptık deyip biraz daha oyalarız. Ben NATO'ya girdikten sonra zaten artık ellerinden bir şey gelmez. Onlar da gerçeği kabullenirler. Aynen öyle. Hem F-16 satışının önünü açarsam Türkiye'nin gazını almış olurum, sakinleşirler. Diplomasi böyle bir şey sonuçta. Önlerine bir avuç atacaksın ki zafer kazandıklarını zannetsinler. Yok yok, adamlar bizimle resmen taş geçiyor. Neymiş efendim? Avrupa Birliği üyeliğimizi destekliyorlarmış da şartları yerine getirme konusunda biraz daha yol kat etmemiz gerekiyormuş falan filan. Belliydi böyle olacağı efendim. Rusya tehdidini bahane edip İsveç'in NATO üyeliğini alelacele halleden adamlar bizim Avrupa Birliği üyeliğimize gelince sakin sakin zamana yayıyorlar. Yaysınlar bakalım. Bu hareketleri onlara çok pahalıya patlayacak. NATO şu saatten itibaren bizim gibi bir askeri gücünü kaybetmiştir. NATO'dan ayrıldığımızı bildirin pes... Aman efendim, fevri karar vermeyelim. Zaten ekonomimiz sallantıda. Bir de Türkiye'nin güvenlik riski altında olduğuna dair bir algı oluşursa yabancı yatırımcılar kaçar gider valla. Bizim evelallah kimseye ihtiyacımız yok. Bu topraklarda tohumu taşı atsan taş filizlenir be. Orası öyle ama NATO'dan ayrılmamız ülkemize tehdit oluşturur. Ayrılmadan önce savunma kapasitemizi güçlendirmek için yeni alternatifler bulmalıyız. Ulan zaten savaş uçağımızı kendimiz üretiyoruz. İHA'lar, SİHA'lar, tanklar, tüfekler, bu kadar yıldır boşuna mı planladık bunları? NATO'sunu da Avrupa Birliği'ni de çıkıyoruz o kadar. Siz bilirsiniz ama uluslararası ilişkiler açısından zorluklarla karşılaşmaya hazır olun. Bizim zaten uluslararası arenada zorlukla karşılaşmadığımız bir zamanı hatırlayamıyorum ben. Şimdi en azından dost düşman net bir şekilde belli olacak. Hem NATO'da olduğumuz halde Amerika terör örgütlerine hayvan gibi silah ve mühimmat satışı yapmıyor muydu? Siz de haklısınız. Zaten desteklerini görmüyorduk. Çıkalım ki onlar da bizim desteğimizden mahrum kalsınlar. Ha şöyle ya. Bırakalım şu saatten sonra onlar düşünsünler. Vay arkadaş, adamlar pire için yorgan yaktılar resmen. Yaptıkları hatanın farkında değiller.
Kendi topuklarına sıktılar, haberleri yok. Biz girmek için gözümüzü yırttık. Adamlar bir çırpıda çıktılar. Bu Türklerin gerçekten sağ solu hiç belli olmuyor. Güvendikleri başka bir şey mi var acaba? Askeri güç ve Ortadoğu ile gördüğü köprü görevi anlamında bize büyük avantajları vardı. Kendi topuklarına sıktılar diyorsun ama kendine bunu yapan bize neler neler yapar kim bilir? Hiçbir şey yapamaz. Bizim ile çıktılar ama 2 gün sonra tekrar paşa paşa dönmek isteyecekler. Senin için hava hoş tabii. Ortadoğu'dan akın akın kaçak mülteci geliyor. Türkiye'nin gördüğü tampon görevi olmazsa o mülteci dalgası doğrudan Avrupa'ya akacaktır. Bu durum Avrupa'nın kültürel ve ekonomik yapısını mahveder. Bu konuda bir çözüm bulmamız şart. Arkadaş, adamların varlıkları bir dert, yoklukları ayrı bir dert. Bu Türkleri çözemedim gitti ya. Türkiye NATO'ya sırtını döndüğüne göre belli ki Rusya ile ilişkilerini ilerletecekler. Bunlar birlik olup saldırıya geçmesinler. Ulan Rusya'dan korkuyorduk, şimdi bir de Türkiye belası çıktı başımıza. O kadar da uzun boylu değil. Tamam, Rusya niyeti bozmuş olabilir ama Türkiye'nin zaten derdi başından aşkın. Bir de üstüne bizimle savaşa girecek kadar gözlerinin döneceğini zannetmiyorum. Aynen öyle. Türkiye hırçındır ama her zaman kendi çapında bir mantığı vardır. Sadece ara ara patronun kim olduğunu hatırlatmamız gerekiyor, o kadar. Kısa sürede akıllanacaklardır. Sabredin. Evet arkadaşlar, vakit kaybetme lüksümüz yok. Acilen yeni savunma ittifakları kuracağız. Bölgesel ilişkilerimizi güçlendirip dış politikada sadece ve sadece kendi çıkarlarımıza odaklanacağız. Amerika ve Avrupa'dan ekonomik yaptırımlar ve ticari ambargolar gelecektir. Gelsin, gelişim süreci her zaman ağrılı geçer. Zor bir sürece girdik ama öldürmeyen acı güçlendirir demişler. Belki sıkıntılar yaşayacağız. Tehditler, ambargolar havada uçacak. Ama günün sonunda üretim yapan, kendi kendine yetebilen ve kimseye muhtaç olmayan bir Türkiye yaratacağız. Efendim, iyi hoş diyorsunuz ama NATO'dan ayrılmamız hiç iyi olmadı. Diplomatik ağırlık ve itibar açısından oluşan bu boşluk, uluslararası arenada bizi ciddiye almalarını engeller. Ne diyorsun oğlum sen? Bizim itibarımızı NATO mu sağlıyordu ki şimdi itibar kaybı yaşayalım? Estağfurullah efendim, öyle demek istemedim. Fakat Yunanistan NATO üyesi olduğundan arkasındaki gücü kullanarak bize karşı daha kışkırtıcı ve saldırgan olacaktır. Savaşmamız halinde de bütün NATO üyelerini karşımıza almış olacağız. Bu durum beni çok endişelendiriyor. Eğer bize karşı bir tavır gösterirlerse adlarını bildiririz. Yunanistan'ın şımarık tavırları yüzünden 3. Dünya Savaşı çıkaracak değiller ya. Peki ya yeni ilişkiler kurduğumuz devletler? Örneğin Rusya bizi kendine muhtaç olarak görüp bize kukla muamelesi yaparsa ne yapacağız? Başka alternatifimiz olmadığı için götleri iyice kalkar. O noktada da artık köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceğiz, ne yapalım? Felaket kapıda. Türkiye'nin Yunanistan'a karşı olan bu hamlesi bütün NATO üyelerine gözdağı niteliği taşıyor. Eskiden olsa adamlara sözümüz geçiyordu. Artık aramızda bir bağ da yok. Gözdağı dediğin şeye bak. Adamlar s*** baktılar beni resmen. Bu işin sonu 3. Dünya Savaşı'na dayanır, ben söyleyeyim. Almışlar arkalarına Rusya'nın gazini, sağa sola saldırıp duruyorlar. Yunanistan haklı. Türkiye'de tıpkı Rusya gibi toprak genişletme hayalleriyle yanıp tutuşuyor. Yunanistan sadece bir başlangıç. Zamanla bu alev bütün Avrupa'ya, hatta Amerika'ya kadar sıçrar, haberin olsun. Yok daha neler. Tamam, Orta Doğu ile bağlarımızı koparıp ardından da Yunanistan'a karşı saldırıda bulunmuş olabilirler. Ama daha fazla ileri gideceklerini düşünmüyorum. Vallahi ben Türklerin gözünde gördüm. Bu bakışı iyi bilirim. Hatta o kadar iyi bilirim ki bir zamanlar benim de gözüm döndüğünde tıpkı böyle bakıyordum. Belli ki Türkiye 3. Dünya Savaşı'nın kararını çoktan vermiş. Ben size en başından beri dedim. Herkes Türkiye'nin üzerine gitti. Bardak zaten dolu. Damlayana yazık olacak.